Herkese merhaba, ben Emre İlhan, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi evimin önündeyim. Leylendilerimi arkama aldım ve önümde yeni aldığım bir aletim var. Neden buradayız? Tamamen leylendilerle doğru orantılı olarak buradayız arkadaşlar. Önümde almış olduğum alet ise leylendilerim için. Muhakkak sizin de böyle bir bahçeniz varsa, bu şekilde de leylendileriniz varsa muhakkak budama ihtiyacı duyuyorsunuzdur. Ben de bunun için yeni bir alet aldım. Bayağı araştırdım arkadaşlar. Elektrikli modellerini araştırdım, akülü modellerini araştırdım. Ve yani bakıyorum, kısa olan modelleri var, uzun olan modelleri var. Böyle karmaşık aletler söz konusu. Ama Einhell'in bu ürünü gerçekten beğendim. Şöyle ekstradan da bir testeresi var arkadaşlar. Bu sağa sola hareket edebiliyor. Keza bu da yine aynı şekilde öyle. Bu kadar büyüklükte ağaçlarınız varsa, budama sıkıntısı yaşıyorsanız ya elektrikli alacaksınız ya da benzinli ya da akülü. Benim akülü tercih etmemdeki sebep Einhell'in şarjlı matkabı vardı ve onun görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bataryaları vardı. Bunları bu alette rahat kullanacağımı düşündüm ve batarya masrafım olmayacağını düşünerek bu aleti tercih ettim. Bana ne kadara geldi diyecek olursanız yaklaşık 2750-3000 TL gibi rakamlara geldi. Ama şu an Amazon'da satış fiyatı 2755 TL olarak gördüm. Amazon'da Einhell'in ürünleri bana uygun geliyor. Genelde de oradan tercih ediyorum. Daha güvenilir geliyor. Satıcısı Amazon olduğu için hani benim kendi tercih, kişisel tercihim. Siz başka noktalardan da alabilirsiniz. Bu ürünün kısaca özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu ürün ilk önce Einhell'in hangi modeli? GE-HC18LIT modeli. Yani lityum diyor. Lityum pille kullanabiliyorsunuz diyor. Bu alet şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde birazdan nasıl uygulandığını göstereceğim. Ağaçlarımın kesilmeden, budamadan öncekini halini göstereceğim. Daha sonrasında ise budandıktan sonraki halini de görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bu alet yaklaşık 2 metre kadar uzuyor. Kendi uzunluğu da şöyle görmüş olduğunuz gibi bir uzunluğu var. Yine 1 metre civarında. Bir de kendinizin şeyinizi düşünürseniz, boyunuzu da düşünürseniz, şöyle açıyorum. Bayağı da uzuyor. Bakın, devasa belki kadraja bile sığmayacaktır. Görüyorsunuz. Şöyle ağacın tepesine doğru çıkarttığınız zaman, bastığınız zaman rahatlıkla ağacınızı budayacaksınız arkadaşlar. Ve ben gayet güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde takılıyor. Birazdan da yakından da göstereceğim. Ben bunun takılışını pek kavrayamadım. Hatta şunu bile rahatlıkla ayarlayabiliyorsun. Şurada bir aparatı var. Bakın, şunu ben pek kavrayamadım. Nasıl kullanılacak? Şu elim birazcık terste kalıyor. Şöyle gösterebilirsem. Bakın. Yani şöyle taktım ama belki de yanlış takıyorum. Bilemeyeceğim. Ama birazcık dengesiz geldi. Ama şunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ileri geri oynayabiliyor. Şu şekilde gösterebilirsem inşallah, birazcık ağırlık merkezi ön tarafa kaydığı için sıkıntı yaşıyoruz. Ama ben sizden önce bir test yaptım aletimi. Gayet de güzel çalışıyor. Bataryama şöyle bir enerji vereyim. Evet. Bakın. Şu şekilde çalışıyor. Bende iki tane batarya var arkadaşlar. Biri biterse birini kullanacağım. Elektrikli olmuş olsa sıkıntı, problem yaşayacaktım. Çünkü buraya ekstra bir elektrik kablosu çekmek zorunda olacaktım. Bu da yaklaşık 15-20 metre. Bu da bir ekstra maliyet olacaktı bizim için. Neyse ki o dertten kurtulduk. Bazen böyle aynı markaları tercih etmenin artı avantajları oluyor arkadaşlar. Neden artı avantajları oluyor? Birbirlerinin aküleri, eğer akülü tercih ediyorsunuz, birbirlerine uyuyor. Einhell'de bu böyle güzel bir ürün grubu yapmış. Mesela Power Extra demiş.
bütün akülü cihazlarına bu akü oluyor. Solo olarak tercih ettiğinizde, hangi cihazınızı tercih ederseniz edin, bu aküleri onda kullanıyorsunuz. Mesela ben sürekli şarjlı matkabı kullanmıyorum. Bunda da kullanırım. Hem bataryam beklediği süre içerisinde ölmemiş olur, sürekli aktif bir şekilde kullanmış olurum. Şimdi birazcık da yakından göstereceğim size aletin detaylarını. Şöyle çıkartayım, masamıza tekrardan koyalım. Şansıma mükemmel güneşli bir hava var. Sabah birazcık hava bozuktu ama şu an güzel bir güneşli hava var. Böyle güneşli havada da video çekmek gerçekten benim için keyifli. Bayağıdan beri kapalı havalarda çekiyorum. Güneşte biliyorsunuz videolar daha güzel çıkıyor. En azından bugün güzel bir görüntü sunmuş olacağım size. Şimdi cihazı yakından inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şu şekilde şu aparat hareket edebiliyor. Bakın nasıl düştü. Bunu istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi testerimiz var. Ben bunu birazcık yağladım arkadaşlar. Zincir yağı döktüm. Ve şurada gaz verdiğimiz noktamız var. Şu an evet. Evet. Buradan yine bunu da oynatabiliyoruz. Bakın şöyle istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şurası görmüş olduğunuz gibi tutma yerimiz. Tutma yerimizi de istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Bu da ise boynumuza astığımız kısmımız. Şuralardan ise boyunu istediğimiz ebata getiriyoruz. Ve size şimdi budama yapmak istediğimiz yeri göstereyim. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz şöyle ağaçlarımız dışarıya doğru biçimsiz bir şekilde büyümüş durumda. Biz bu ağaçları inşallah bugün birazdan hep beraber budayacağız. Sizler de böyle bir alet düşünüyorsanız belki size de fikir olmuş olur. Şurada arılar falan var. Sinekler var. İnşallah arılar yoktur. Geçen de burayı budarken sıkıntı yaşamıştım. Birkaç arı sokmuştu. Evet arkadaşlar, şimdi birazdan burayı beraber budayacağız. Allah'ın izniyle inşallah güzel bir şekilde budamamızı yaparız. Bayramdan önce ağaçlarımız şöyle duvar gibi güzel şekilde olur. Şimdi hiç beklemeden işe koyulalım. Arkadaşlar zor da olsa ayarını yaptım. Gerçekten çok zorlandım. O kadar şey ki tutması, bakın o kadar uzun yani. Aradaki mesafemize bakın. Bakalım, bismillah başlayalım. Evet, başladık bakalım. Gayet güzel kesiyor. Ama aleti tutmakta zorluk çekiyorum. Evet, oluyor. Bunun üzerinden bir daha geçeceğim ben tabii. Görüyorsunuz gayet güzel yaptı. Aslında ben birazcık video çekiyorum diye
düzgün geçmemiş olabilirim. Ama ilk deneyimime göre gayet de güzel. Bakın şöyle leylendilerimizi budamış olduk. Böyle ufak bir detaylar var. Şöyle mesela çıkıntılar var. Bunları ben birazdan tekrar üzerinden geçeceğim. Ama şu an genel hat itibariyle memnunum. Gayet de güzel bir budama gerçekleştiriyoruz. İnşallah az bir kısmım kaldı. Orayı da bitireyim. Sonunda bir değerlendirme yapacağım. Nasıl oldu, nasıl gitti? Alınır mı, alınmaz mı? Artık bundan sonrasında siz kendiniz karar verirsiniz. Evet arkadaşlar, güzel bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Birazcık kullanmakta zorluk çektiğimi söylesem yeridir. İnşallah öğreneceğim. Yani bir denge kuramadım nedense. Yani şu istediğim performansı vermedi. Hani şunu tutuyorum. Hani şöyle kısa olsa belki sıkıntı yok. Ama uzun olduğu için problem yaratıyor. Bakın şöyle olsa kısa ağaçlarda güzel iş çıkartırsınız. Şöyle ben de şöyle ince bir ayar çekiyorum. Gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Dümdüz, mükemmel, harika. Ufak detaylar var. Onları da yakalayınca şöyle kesiyorum hemen. Mesafe kısa olunca iş yapma hızımız daha da artıyor. Çünkü budama aletimizi daha iyi kavrayabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslında şöyle boydan da kesebilsem çok harika olacak ama dur bakalım. Tepeden de vurabilsem. Herhalde. Görüyor musunuz beni bilmiyorum ama herhalde masanın üzerine çıkmam gerekecek. Birazdan onu denerim. Öncelikle şu aparatımı merak ettim. Diğer aparatımı şöyle çıkartayım. Diğer aparatımı takayım. Bu aletimiz nasıl çalışacak? Çok merak ediyorum. Bunu şu an burada kullanma gereksinimi duymuyorum. Ama şurada bir ayva ağacım vardı. Onu da kullanacağım. Şöyle inşallah becerebilirsem. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. En sonunda oldu. Bunu da deneyelim bakalım. Bakalım. Oo. Harika. Güzel kesiyor. Kesecek gibi duruyor. Bir deneyelim. Şurada bir çıkıntım var. Onu keseceğim. Bakalım kesebilecek miyim? Vay. Mükemmel iş çıkardı. Vallahi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, çok hoşuma gitti. Mesela ben bunun için husisi el motoru çalıştırmak zorundaydım, merdiven dayamak zorundaydım. Budama makası bu kalınlıkta bir ağacı kesmiyor. Şöyle göstereyim, kesmiyor. Haliyle böyle bir şey
ihtiyaç duyabilirsiniz. Şöyle yine sıkıştırıyorum. Şuradan da bakın zincirimizi sıkıştırabiliyorsunuz. Gevşediği zaman buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şurada bir nokta daha var. Orayı da keseyim. Hazır gaza gelmişken aslında şunu da kessem iyi olur. Harika ya. Harika ya. Bayıldım. Süper ya. Vallahi süper. Kara kara düşünüyordum nasıl yapacağım diye. Şu alet bütün işimi gördü. Harika. Arkadaşlar bakın şu an leylendilerim ne kadar harika gözüküyor. İp gibi çıktı maşallah. İnşallah şöyle üstlerden de budayabilirsem en sonunda onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceki videolarımdan gördüyseniz burada bir altuni mazim vardı. Ben bunu güzelce de budadım ve harika oldu. Tam diğer kardeşleri gibi, şuradaki kardeşlerini de göstereyim. Onlar gibi şekil aldı. Bunlarda herhangi bir budama gereksinimi duymuyorum. Daha sonrasında belki olabilir ama şu an için düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bunların şekli gayet güzel. Şöyle leylendilerimize tekrardan bakalım. Şurada ise Gold Rider'larımız var. Onları çok fazla budamadım. Gerek duymadım arkadaşlar. Şöyle bir baktım aslında budayabilir miyim diye. Şöyle kenardan geçtim ama ihtiyaç yokmuş. Burada da gayet güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Yine vallahi mükemmel bir duvar oldu. Böyle bir mail var. Bu ağaçın dikiminden kaynaklı arkadaşlar. Herhangi bir şey aklınıza gelmesin. O mail vardı zaten. Şöyle detaylı olarak göstereyim. Gayet güzel bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Tepeden tırnağa güzelce de leylendilerimizi budadık. Artık daha güzel gözükecekler baktığımız zaman. Bir tek tepeleri kaldı. Tepelerini de yapabilirsek ne ala bize. Arkadaşlar kafamızı böyle eğdik. Bakalım bu şekilde üstten doğru kesebileceğiz mi? Hadi bakalım. Masam da çok sağlıklı mı tartışılır ama bunun birazcık daha uzaması lazım. Öyle gözüküyor. Bakalım. Yetecek gibi. Yine yetmedi. İşte bu uzadı mı? Birazcık daha. İşte maksimum bu kadar eğiliyor. Ya da böyle yapsak ne kadar eğilir? Aynı. Değişen bir şey yok. Umarım yukarıdan kesebilmişimdir diye düşünüyorum. Şöyle siz belki gördünüz
Ama ben göremedim. Zıplamam lazım. Hoppa. Yani görmeden bu kadar oluyor. Birazcık daha görerek yapabilirim. Birazcık üzerinde çalışmam lazım. Ama cihaz işimi görecek. O şekilde böyle devam edebilirsem yukarıdan yukarıları komple kesmiş olabilirim. Aslında şöyle bir merdiven lazım bana. Bu böyle olmaz. Şöyle açılan merdivenlerden lazım. Onu da ilerleyen zamanlarda alacağız Allah izin verirse. Ama şimdilik böyle kalsın mı ya? Ben merdiven bulayım bir ara. Bunu bu şekilde yukarıdan beri yaparım. Biz esas amacımız olan yanları budamaktı, onları budadık. Daha sonrasında yukarıları bir şekilde hallederiz. Evet arkadaşlar, sonunda budama işlemimizi bitirdik ve ürünümüzü masaya yatırdık. Bakalım eksileri ve artıları nelerdir? Ben kısaca eksilerinden bahsedeyim. Yani sadece bir tane eksisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle aparatı uzattığımız zaman bir denge problemi yaşıyorum ve tüm ağırlık merkezi ön tarafa biniyor. Ağırlık merkezi onun ön tarafa bindiği için benim aleti kavramam zor oluyor. Ama şöyle kısa olduğu zaman dengeyi sağlayabiliyorum. İstediğim gibi şu şekilde, şu şekilde kesebiliyorum. Belki de bu aleti bu şekilde kullansam mı daha iyi olacak diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bunu deneyimleyeceğim. Şöyle şöyle mi kessek? Böyle de mantıklı gibi gözüküyor. Daha sonrasında da böyle deneyimleyebilirim. Genel hatlarıyla gayet performanslıydı. Sadece eksi yanı onu görüyorum. Belki de benim beceriksizliğimdi. Şu kayışı kullanamadım bir türlü nedense. Şu şekilde eğiliyor olması da artı bir avantaj. Şu şekilde istediğiniz gibi dallarınızı da üstten budayabilirsiniz. Ben denedim ama masamın boyu yetersiz olduğu için tam tepeleri göremedim. Göremediğim için de arkada kalan kısımları kesemedim. Güzel bir şöyle ikili bir merdivenim olsa o işlemi de inşallah daha sonrasında halletmiş olacağım. Bataryalı olması artı bir avantaj. Benzin derdiniz yok kesinlikle ve elektrik derdiniz de yok. Şarj ediyorsunuz, kullanıyorsunuz. Einhell grubu ürünler kullanıyorsanız, şarjlı ürünler kullanıyorsanız bütün bataryalar birbirleriyle uyumlu oluyor. Ben de o yüzden zaten bu modeli tercih ettim. Kendi kullanmış olduğum şarjlı matkabım vardı. Onun da şu şekilde yedek iki bataryası vardı. Bunları da aynı zamanda bu budama aletimde kullanmış oluyorum. Bataryalarımın da ömrünü uzatmış oluyorum. Çünkü bekledikçe bataryalar ölür biliyorsunuz. Hem şarjlı matkabımda kullanacağım, hem budama aletimde kullanacağım. Şarjlı pillerimi uzun süre kullanmış olacağım. En azından beklememiş olacaklar. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu şekilde görmüş olduğunuz bir testeremiz var. Şöyle. Bu testeremiz harika işler çıkardı. Ayva ağacım ve hurma ağacımda kesmeyi düşündüğüm dallarım vardı. Onları tek hamlede kesti. Eğer bu alet olmasaydı ve bu olmasaydı onun için merdiven bulmam gerekecekti. Oraya çıkıp ağaçları kesmek zorunda kalacaktım. Birazcık da beni uğraştıracaktı ama sağ olsun bu uzatma aparatı ile birlikte bu testeremiz o işimizi fazlasıyla gördü. Daha sonrasında çok faydasını göreceğim bir testere olduğunu düşünüyorum. Böyle yüksek dalları keserken sorunsuz bir şekilde keseceğimi kanaat getirdim. Gayet de güzel işler çıkartıyor. Bayağı kalın bir dalı da böyle birkaç saniye içerisinde kesti. Arkadaşlar bu ürün beni tatmin etti. İnşallah sizleri de tatmin etmiştir. Bu şekilde ürün tanıtımları yapmaya devam edeceğim. Kullandığım, deneyimlediğim ürünleri. Bazen böyle sürçülisan edebiliyorum. Bazen yanlış kelimeler, yanlış cümleler kurabiliyorum.
Kusura bakmayın. İnşallah bu şekilde devam ettikçe bu kusurlarımı da kapatmayı düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizler destekledikçe ben de bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Herkes şimdiden kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.